Arkadaşlar sildim ama anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Var mı? Tekrar içim rahat etsin. Geçiyoruz değil mi? Geçiyoruz. Şimdi bugünkü hikayenin başlığı, küçük harfle yazayım. Banal'ın kibrit kutusu problemi. Adından da anlayacağınız gibi kahraman da kendisi. Şimdi probleme geçmeden önce biraz gene bana hakkında konuşalım. Bana, Polonyalı bir matematikçi. Bana, ben bana diye okuyorum, bilmiyorum. Yani Polonyaca bunun nedir? E, 1892-1945, bu kuşak çok acılı bir kuşaktır. Yani iki dünya savaşı görmüş bir kuşak bu. Değil mi? 1910'lar, 15'ler, 13'ler, 12'ler. Birinci Dünya Savaşı. Sonra bir de 1938, 39'lar, 40'lar, işte 41'ler. İkinci Dünya Savaşı. Yani birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nı görmüş olan mesela edebiyatçı Zweig vardır. Zweig de böyledir ve bu yüzden intihar etmiştir. Ben artık bir daha bu acıya katlanamayacağım deyip hem de Brezilya'da intihar etmiştir. Yani açıklaması böyle, bilmiyorum. Yani demek istediğim, Banach da maalesef çok acılar yaşamış. Birinci Dünya Savaşı'nda bir fabrikada çalışmak zorunda kalmış. Gözleri görmediği için askere almamışlar. Fabrikada formen olarak çalışmış. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı trajedi de bambaşka bir trajedi. Babası iki kişiyle evlenmiş ama Banah'ın annesi belli değil. Baba Banah'tan annesini hep gizlemiş. Yani o evlendiği iki anne Banah'ın annesi değil ve o yüzden babaannesinin yanında daha çok büyümek zorunda kalmış. Babaannesi hastalanınca bu sefer kendi yaşadığı yere getirmiş Banah'ı. Ve oradan Stefan Banach işte Polonya'da bu teknik üniversiteye giriyor. Ve teknik üniversitede Stanisław diye bir hoca. Gerçi Banach'tan da 5 yaş büyük. Banach'ı keşfediyor. Ve oradan matematik yeteneği Banach'ın ortaya çıktıktan sonra zaten verdiği doktora tezi şu an matematik literatürüne geçmiş olan Banach uzayları. Yani daha adam doktora tezinde zaten adını tarihe yazdırıyor. Şu an yazılan doktora tezleriyle karşılaştırırsanız tabii çok çarpıcı bir fark var. Evleniyor. Özellikleri arasında, en önemli özellikleri arasında kahve, içki ve sigara. Zaten 53 yıl yaşamış. Akciğer kanserinden hayatını kaybetmiş.
Diğer matematikçilere göre çok ilginç bir yapısı var. Gürültülü ortamlarda çalışmayı çok seviyor. Sakin ortam istemiyor. Polonya'nın Wil kentinde kasaba gibi orada yaşıyor. Hep matematikçi arkadaşlarının gittiği bir İskoç kafeteryası var. İskoç kafeterya. Oraya gidiyorlar ve orada matematik çalışıyorlar sürekli. Eve gitmiyor. Gece kapanıyor orası. 12'de falan. Bu sefer Garın kafeteryasına gidiyor. Orada çalışıyor. Yani böyle ilginç bir özelliği var. Bu Stenius'la beraber çok o kafeteryalarda zaman geçiriyorlar. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda önce Sovyetler, sonra Almanlar Polonya'yı işgal ediyor biliyorsunuz. Almanlar geldiğinde bana Kiev'de, Sovyetler Birliği'nde Sovyet matematikçilerle bir toplantıya gitmiş. Karısı Polonya'da ilk trenle hemen Almanlar Polonya'ya girdiğinde ilk trenle ve son tren. Ondan sonra Kiev'den bir daha zaten Polonya'ya tren kalkmıyor. Bu Covid'de de çok yaşandı ya, son uçaklara bindiler, bilemeyenler kaldı orada. Bir daha tren kalkmıyor ve karısıyla buluşmak için Polonya'ya geliyor. Gözaltına alınıyor. Çünkü Banach'ın bir özelliği daha var. İstihbaratçı olarak çalışmış. Yani istihbaratçılar matematikçilerden de olabiliyor. Bana göre maalesef de. Ama olabiliyor. Ve Almanlar bunu tam şey yapamamışlar. Sökememişler Banach'ın istihbaratçı olduğunu. Bir 15 gün gözaltına almışlar, bırakmışlar. Yoksa anlasalar kesin öldürecekler. Çünkü o günlerde 40 kişiyi SS subayları öldürmüş. Himmler'in emriyle. Banach'ın arkadaşları da var içinde. Ve fakat Banach'a çok aşağılayıcı bir görev vermişler. Bir laboratuvarda, yani Almanlar Polonya'yı işgal etmişler ve bir laboratuvarda tifo mikrobuna karşı işte aşı geliştirme çabaları şeyi var, uğraşı var. Bitleri besleme görevi veriyorlar. Yani bit, bu işte saç biti, bit denen hayvan var ya, bitin bana diyorlar ki bit besleyeceksin sürekli. Böyle yani Avrupa'nın 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden birisinin bir dönem bit beslediğini düşünün. Şimdi hikayeye gelirsek, bu ondan 5 yaş büyük hocası ama artık arkadaşı olmuş olan Stenius gene böyle bir kafeteryada, çünkü sürekli kafeteryada oturup çalışıyorlar. Bir problemle uğraşırlarken Banach elini cebine atıyor, kibrit kutusu alacak, sigarasını yakacak. Kutu boş. Öbür tarafı atıyor. İki tane kibrit kutusu var herhalde. Yani herhalde değil, öyle. Öbür tarafa atıyor elini, oradan bir kibrit çıkartıyor filan. Stenius diyor ki ya bir problem var burada diyor. Ben aklıma bir problem geldi diyor. Şimdi bugün konuşacağımız problem de işte o kafeteryada Banach'la hocası arasında geçen bu konuşmadan çıkmış bir problem. Yani problemin hikayesi böyle. Orada çözüyorlar problemi zaten. Basit bir problem. O yüzden ben de aldım. Yalnız şimdi problemin içinde geçecek olan bir teori var. O teoriyi neyse kalsın. O teoriyi beraber bir önce inceleyelim. Bildiğiniz bir teori. Ondan sonra probleme geçelim. Problemi öyle yazayım. Şimdi şöyle bir örnekle başlayacağım. Buna ortaöğretim matematiğinde tekrarlı permütasyon deniyor.
Biliyorsunuz değil mi? 3 tane A, 2 tane B. Bunlar özdeş. 3A, 2B de özdeş. Kaç farklı şekilde sıralanır? He? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunu bilmeyen var mıydı? Bilmiyorsun. Şimdi neden böyle? Mesela şöyle olunca ne oluyor? Burada ne oluyor? 7 faktöriyel bölü. Hı? Çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel mi oluyor? Ben de onu soruyorum arkadaşlara şimdi Eren. Neden böyle oluyor? Bunun açıklaması ne? Yer değiştirmedi, ondan çıkartıyoruz. Yani. Değerli farklı olsaydı 5 faktöriyel kadar durum olacaktı. Ama A'nın kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirmesi aynı şeyi bekliyorduk. Hepsi A olduğundan dolayı. O yüzden bunları böyle yazıyoruz. Ayıklıyorsun yani onların içinden. Yani şöyle herhalde düşünüyorsun. Bunlara bir İndis verelim. A1, A2, A3 farklı olsalardı. B1, B2. Bu 5 faktöriyel miydi diyorsun? Şimdi diyorsun ben bunların kendi aralarında şimdi bunlar tabii bu A1, A2, A3 çeşitli yerlere gidiyorlar. Böyle değişik yerlere böyle yan yana olmak zorunda değil. Buraya geliyor falan filan. O gittikleri yerlerdeki sıralanışlar 3 faktöriyel. Kendi aralarında. O 5 faktörün içinde var. A1, A2, A3'ün kendi arasında sıralanışı. Bunlar farklı olsalardı. B1 ve B2 de çeşitli yerlere gidiyorlar ve 2 faktöriyel. Bir de o çeşitli yerlere gitme lafı dediğim o sıralamanın kendisi de X diyelim ona. O da var burada. Benim aradığım da bu X. Bunlar istemiyorum ben bunları. Bunları aşağıya alıyorsun öyle mi? Güzel. Ama ben bunun daha güzel bir açıklamasını, yani bu açıklama şu an bir şey, anket uygulasak arkadaşlar arasında tahminim yarı yarıya tam anladım diyen çıkar. Biraz flu bana sorarsanız. Şu daha güzel bir açıklama değil mi? Şimdi ben yani kombinasyon bilen herkesin anlayabileceği bir açıklama. Eren kombinasyonu biliyorsun artık değil mi? Bilmiyorsun. Ama kaç dersi kombinasyon yapıyoruz? Ha tamam ismini haklısın. Kombinasyon şu. 5 tane çizgi var. Ha bu 5 çizgiden bu 5. Bu 5 boşluktan 3 boşluğu kaç farklı şekilde seçerim? Mesela şu, bu veya mesela şu üçlü gibi. Bunun gibi kaç farklı şekilde bu boşlukları seçerim. Şimdi bu mantıkla ben yapacağım bunu. Şimdi 5 tane yerim var. 5 yere şu 3 tane A'yı göndereceğim. 6 mı çizeceğim? Hep 6 çiziyorum. Niye çizeceğim? Bu 5 yere 3 A'yı göndereceğim ve sıralamayacağım. Çünkü hepsi aynı. İyi de hangi 3 yere göndereceğim? 5 taneden 3 yeri bir seçeyim. 5'in üçlü kombinasyonu. Şimdi bu 5'in üçlüsü bana buradaki bütün üçlü yerleri veriyor. 5'in üçlüsü 10'dur değil mi? Mesela bu 10 taneden bir tane seçenek şudur. A'ları buraya gönderirsin. 10 taneden bir durum bu. Veya bunlar yer değiştirir. Öyle mi? Ben şimdi A'ları gönderdim. Mesela buraya gönderdim. Geriye iki tane B mi kaldı? İki boşluğum mu kaldı? Hı? Değil mi?
O iki boşluk içinden de iki boşluğu seçeyim ki iki boşluk içinden iki boşluk zaten bir şekilde seçilir. Oralara da B'leri göndereyim. İşte bu arkadaşlar 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Mantığını anlatabildim mi? Peki o zaman şunu bir arkadaş bana açıklasın. Şunu. Aynı mantıkla. Kaç tane var burada? 7 tane mi var? 7 boşluk var. Evet. Nasıl yapacağız? A için 3 tane seç. 3 yer seçelim diyorsun. Nasıl seçeceksin onu? Kaçın karşısı? 7'nin üçlüsü. Çarpı. Evet. Şu 3 tane A'yı genişli güzel bir göndereyim. Mesela şuraya gidebilir işte. Şöyle. Atıyorum. Buraya geldi. Geriye ne kaldı? 4 yer mi kaldı? 4 yer için 2 tane B mi seçeceğim? 4'ün ikilisi. Sonra mesela şu B'leri de göndereyim. 2 tane C kaldı. 2'nin ikilisi. Öyle mi? Bunu bir açalım mı? Bakalım ne olacak bu? 7'nin üçlü kombinasyonu neydi formülden? Formül neydi? Formül şöyle değil miydi? N faktöriyel bölü. E, 7 faktöriyel bölü. 7 eksi 3, 4 faktöriyel. Çarpı. 4'ün ikilisini de aynı şekilde açalım. 4 faktöriyel bölü. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Öbürü 1. Şimdi ne oluyor? Bu 4 faktöriyeller gidiyor mu? Arkadaşlar bu isterse 5 tane olsun, 100 tane, n tane olsun. Hep böyle bunlar sadeleşecekler. Şuraya geliyor. Yani bu şimdi bunun genel ispatını ben artık yapmayacağım. Yani çok harflerin içine girince iş uzuyor. Yani yoksa bunu R'lerle genel ispat yapılabilir. Ne diyorsun? Bu daha net değil mi? Daha net değil mi? Şimdi probleme gelelim artık. Yani bu tekrarlı permütasyonun çok güzel örnekleri var. Yani şeyde ortaöğretim matematiğinde de var. Ama onları artık şimdi konumuz bizim Banach olduğu için onun özlüğü bir problemi alacağız. Yalnız şu soruya bir bakalım da basit bir soru soracağım. Beş yazı bir madeni parayı 7 kez havaya atarsam beş yazı 2 tura durumlarının sayısı nedir? 5 yazı 2 tura. Ha? 7 kez. 7 kez atıyorum. Veya 7 madeni parayı attım, fark etmez. 7 madeni parayı attınız, şangur şungur düştü. 5 yazı 2 turaya uyan hallerin sayısı kaçtır? Değil mi? Neden? Neden 7'nin 5'lisi çarpı 2'nin ikilisi? 7 seçenekten 5 tane Y var. Y'ler kendi arasında döngüye giriyor. Kendi arasında döngüye girmiyor da. Seçiliyor. Kendi arasında seçiliyor. Ha, seçiliyor ve gönderiliyor değil mi? Evet. Mesela bu böyle olmak zorunda değil. Şöyle de olabilir bu. Y, Y, işte Y, Y, T. Bunun gibi 5 yazı 2 turaya uyan çok şey var. Onu soruyor soru. Değil mi? Ne diyorsun? Ben bu 7 boşluktan diyorsun 5 tane boşluğu seçerim.
herhangi 5 boşluk ki 7'nin 5'lisi kaçtır? 21 mi? 21. 21 değişik şekilde 5'li seçersin buradan. Oralara y'leri gönderirsin. Atıyorum mesela şöyle. Geri kalan zaten 2'nin ikilisi yazalım ama geri kalan 2 tane de t olur. Bu da zaten 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Değil mi? Böyle. Şimdi gelelim Banan'ın sorusu. Kutusu problemi. Sağ ve sol cebinde içinde cebinde her birinin içinde en tane kibrit olan iki kibrit kutusu. Taşıyan birisi. Rastgele bir şekilde yani rastgeleden kastım şu sağ sol bir daha sağ işte bir daha sol falan filan yani gelişi güzel bir oradan bir buradan böyle iki tane sağ olur iki sol olur filan rastgele bir şekilde kutulardan her defasında bir kibrit alıyor. Bir kibrit alıyor. Kutulardan değil mi? Hocası diyor ki kibritin var mı? Bana atıyor elini cebine, sol cebine veya sağcı bilmiyoruz. Bakıyor kutu boş. Öbür tarafa atıyor. Oradan bir kibrit çıkartıyor. Kutulardan birinde hiç kibrit olmadığını fark ettiğinde diğerinde K tane kibrit kalma olasılığı kaçtır? Tabii bu soruyu N ve K'ya bağlı bulacaksınız. Derseniz ki ya hocam bu soruyu sayısal yapın da böyle N ile K'la bizi uğraştırmayın derseniz isterseniz sayısal yapayım. Yapalım mı? Sayısal yoksa
Önce sayısal yapalım değil mi? Evet. Yani olay şöyle arkadaşlar. Bunları siliyorum. Bunda anlaştık zaten. Burada bir sorun yok. Olay şöyle. Sayıları da büyük tutmayayım. Sol cebinde 5 kibrit var kutuda. Varsayalım. Sağ cebinde de 5 kibrit var. Şimdi rastgele bir şekilde, yani bu rastgele bir şekilde dikkat edin yalnız. Sol sağ sağ sol filan böyle alıyor. Soru şu. Kutulardan birinde. Hiç kibrit kalmadığını, bakın bu da önemli, kalmadığını fark ettiğinde, yani bunu kör birisini veya böyle sarhoş birisini düşünün, oradan oluyor, böyle oluyor. Yani bilinçli değil bu. Yani böyle sesini, kibrit kutusu, kibritlerin sesini duyup ondan sonra oraya gitmiyor. Böyle gidiyor. Yani burası önemli. Hiç kibrit kalmadığını fark ettiğinde diğer kutuda ne diyelim? 3 kibrit diyelim. Diğer kutuda mesela bu üniversite sınavında gelir bir soru. Ben söyleyeyim yani öyle çok uçuk bir soru değil. Hani sınava gireceksiniz zaten. Diğer kutuda 3 kibrit kalma olasılığı nedir? ÖSYM gerçi bu tip soruları soruyor. Böyle kibrit falan sigaraya işte zar sorusu sormaz. Kumara olduğu için. Hani böyle bir öğrenci eğitim anlayışı var. Bu tip bunu bir bilye olarak sorar. Bilye. Burada 5 bilye var. Burada da 5 bilye. Filan. Öyle. Tarihinde yoktur zar sorusu. Yani var ama böyle zar atmak yok. Bir dönem alkol soruları yoktu. Onun yerine şerbet filan geliyordu yani bir dönem. Bir dönem öyleydi. Diğer kutuda 3 kibrit kalma olasılığı kaçtır? Evet. Ne diyorsunuz bu soruya? Şimdi bir dakika dur. Şimdi bak. Ne kadar düşündün? 30 saniye, 1 dakika falan. Tabii 1 dakikada da bulabilirsin. Yok lan. Soruya geçsin. 3'ü deyince hatta düşündüm. Emin misin kendinden? Böyle tezin sap sağlam, ben bunu savunuyorum ve sonuç bu diyor musun? He? O zaman sus. Düşün önce. Yani düşünün. Emin misin? Ha, sor, onu sor. Ha. Hı hı. Atıyorum attı, aldı kibritten ve kibrit bitti. Diğer kibrit kutusunu bitirene kadar rastgele bir şekilde ondan da olabilir. Şimdi şöyle. Bu diyelim sol cebindeki kibrit kutusu bitti. Bittiğinin farkına varmıyor. Önce. Ha. Stenius hocası diyor ki ver bir kibrit diyor. Ateşin var mı? Atıyor. Veya burada boş kalmış diyor. İşte o an diğer kutuda 3 kibrit kablo olması, kalma olasılığı. Ne? Sıfır halinde mi? Yani
Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu ama bakın önemli bir soru bu. Yani bu ayrıntı çok önemli bir ayrıntı. Yani böyle bilerek burada iki kibrit kalmış falan değil. Yani şey düşünün, güzel bir şey değil ama hani sarhoş bunlar gibi böyle yani. Düşünün, alıyor, atıyor. Yani gelişi güzel çekiyor. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de ipucu verdim size. Biraz önce bir yazı tura soruları yaptım. Bu tekrarlı permütasyon deniyor ya ona. Kalmadığında tamam bulabiliyor ama bir sonraki adımda ne zaman fark eder? Evet. Beş dakika düşünün. 5 dakika düşünün. Emin olunca bana seslenin. Lütfen.
Bu çalışıyor mu acaba? Yok. Değil mi? Tamam. Şimdi var mı sonuç? Kaç? 1/56 buldun. Başka? Hocam ben hesaplamadım ama yani çarpsam mı toplamasam mı bilemedim. 10 × 10 / 10/2 × 5/2 bir de 2 katı yani. 2 × 10/2 × 5/2 mi oldu? Hesaplamadım. Yani yanlış, üzgünüm yanlış. Çünkü bu 10 çarpı 2 üzeri ne dedin? 10/2 × 5/2 Ne o ya? 10 üzeri 2 ne? Şey hocam, bir tane 5 kibritli solda mesela atıyorum. Orada 5 kibritten bir tanesini alma olasılığı. 2 tane toplamını bulmak için. 2 tanesini alma olasılığı. 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü diye. Çarpınca onları, olasılıkları. 5 üzeri 2 × 10 Onları çarparak o olasılığı bulamazsın ki ya. Yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bizim istediğimiz durumda diğer kibrit kutusunda 2 tane kibrit kalması gerekiyor. Diğerinde 5'e de bitmesi gerekiyor. Aha. Yani 2 tane değil. 3 tane kalması ama 2 tane çekmemiz lazım. Kalması gerekiyor. O yüzden bizim istediğimiz durumun 7 faktöriyel de 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Güzel. Şimdi bakın, bu fikir güzel bir fikir. Yani fikir bu. Diyor ki ismin? Hı? Zeynep. Zeynep'in şeyi şu arkada. Bunu düşünebilirdiniz siz de ya. Bu artık tabii yoruluyorsunuz, haklısınız. Ondan yani şimdi diyelim sol ve sağ. Yalnız bu sol ve sağ Türkçe'de ikisi de S ile başlıyor ya. İngilizce yapalım bunu. Yani sol left'ten L koyuyorum. Buraya da right koyuyorum. Yani buradaki kibritlere L adını taktım. Buradaki kibritlere de R adını taktım. Sağ cep ve sol cep. Şimdi Zeynep diyor ki, örneğin diyor, sol cebi boşaltalım. Şimdi senin sol cebi boşaltman için 5 tane left çalışman lazım. Left, 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 left. Sol cep boşaldı. 5 tane left. Ama bunun sırası böyle olmayabilir. Yani arka arkaya hep o cebe çalışmıyorsun. Bu taraftan da alırsın, oradan alırsın filan. Şimdi bunların sırası ayrı. Burada kaç tane kalmasını istiyorum? Şimdi ben tabii sol cebi boşaltıyorum. Sağ cep de boşalabilir. O ayrı bir konu. 3 tane de orada kalmasını istiyorum. Öyle değil mi? O zaman 3 tane burada kalması için şunları mı almam lazım? 2 tane de R mi almam lazım? Öyle mi? Burada 3 tane kalması için burada 0 tane kaldı. Burada 3 tane R kalması için. Şimdi yalnız tabii bu böyle şimdi ben bununla nasıl oynarım? Bu sözcükle, yani bu da sözcük değil ya, şu sıralanış nasıl olur? Bunu konuştuk. Kombinasyonla yaparsın. 7'nin 5'lisi çarpı 2'nin 2'lisi mi? Yani 2'nin 2'lisi yazmayayım artık. Çünkü 7 taneden 5 tane seçince zaten o 2 tane gidiyor yerine, bunu yazmayayım. 7'nin 5'lisi bu. Buraya kadar Zeynep bunu söyledi. Sonra aynı şey diğer cep için de geçerli. Şimdi ben sol cebi boşalttım. Bunların sayısı bu değil mi? Peki sağ cebin boşaltmanın da sayısı bu olmaz mı? Yani ayrı bir daha ona başka bir işlem yapmaya gerek yok. Ha, bütün olasılıklar. Ha, şimdi oraya gelelim. Bu bizim istediğimiz olasılık mı? Yoksa bunu 2 ile mi çarpacağız? 2 ile çarpacağız.
bu iki neden arkadaşlar? Şu iki. Ha, değil mi? İki tane durum var. Bölü. Evet. Şimdi. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi ben sana bu özel bir el hareketi değil mi bu? 5 tane sol, 2 tane sağ mı? Peki ben diyorum ki bana 7 kez böyle gelişi güzel hareket yap. Bunu kaç farklı şekilde yaparsın? Sol ya da sağ 7 kez. Şimdi ne? 2 üzeri 7. Çünkü ilk hareketinde iki seçeneğin var. Ya sol ya sağ. Saymanın temel iki, bunu konuşmuştuk ya. Bakın birinci hareketin. Hoca kibrit istedi senden. Ya soldan alırsın ya sağdan. Birinci hareketinde iki seçenek. İkinci hareketinde gene iki seçenek. Üçüncü hareketinde gene iki. Yedinci hareketinde gene iki. Yani mümkün haller sayısı 2/7. Ha, 2/7 değil. İlla derken? Yani 8 kere hareket yapamaz mısınız? 5 defa sol, 3 defa sağ mı gelir? O zaman 8 tane hareket yapar. Ama bir cepte kibrit kalmadığını fark ettiğinde diyoruz. Artık 8. Şey yok ki. Bir cepte kibrit kalmıyor. Değil mi? Fakat bu sorunun beni de zamanında çarpan yanı, ben itirafta bulunayım. Ben böyle bırakmıştım. Böyle bırakmıştım. Halbuki böyle bırakmayacaksın. Aşağısı 2/7 değil, 2/8. Niye? Neden? Tabii 5 tane çekiyor. 5 tane çekiyor ama bir de kibrit olmadığını fark ettiğinde diyor bak. Kibrit olmadığını fark etmesi için oraya 6. kez gitmesi lazım. Şimdi sol cebini 5 defa boşalttı. Fakat arkadaş şey kafası iyi. Boşaldığını farkında değil sol cebinde kibrit kutusunun. 6.yı da oraya gidiyor. Gidiyor fark ediyor. Aa diyor ki kibrit boşmuş. Ondan sonra bu tarafa gidiyor. Yani sorunun trik yanı bana sorarsanız şurası. Yoksa ben bu sınıftaki bütün arkadaşlar şu olayı buraya kadar getirirlerdi. Yani daha geniş zaman biraz daha düşüneceksin. Ama burası tehlikeli. Yani bunu ben sınıfta böyle çözmüştüm. Sonra itiraz geldi. Sonra yani benim de atladığım bir şeydi. En şey dikkat edilmesi gereken tabii burada şu cümleye şeylere dikkat etmek lazım. Fark ettiğinde diyor. Yani 8 atış yapıyor ama çektiği kibrit 7 tane. 8 defa şey yapıyor 7 tane. Olasılık bu. Kaç çıkıyor yani bilmiyorum. Nasıl? Şuradaki 2 şurada bir tane daha 2 var işte. 2/7 çarpı 2. Yani ondan bahsediyorsa 2/7 çarpı 2 oluyor. Şimdi bunu genel formül yapalım. Yani şu soruyu çözelim şimdi de. Bu sefer. Yani artık çok kolay. Yani neden? Çok kolay. Evet.
Her birinde en kibrit var. Burada diyelim sol tarafta sıfır kibrit getirmek istiyorum. Sıfır kibrit varsayalım. Sağ tarafta da K kibrit kalmasını istiyorum. Soru öyle diyor değil mi? Soru ne diyordu? Neredeydi? Fark ettiğinde diğerinde K kibrit. K kibrit. Ne yapmam lazım? Buradan N tane çekeceğim. N tane ne çalışacağım? Sol çalışacağım. N defa sol. Burada K kibrit kalması için buraya da N-K kadar da sağ çalışacağım. N-K sağ. Ne olacak bu? Toplam 2N-K kadar çalışmış oldum. Aradığımız olasılığa bir isim takalım. PK diyelim. 2N-K'nın N'lisi. Yani şunları seçeceğim. Bu zaten bunlar otomatikman geriye geliyorlar. Yani bunları seçtim ve onların yerleri belli oluyor. N'lisi. Aşağısı 2 üzeri 2N eksi K artı 1. Şu artı 1'in hikayesini konuşmuştuk. Buradaki nerede? Şuradaki 8. 2N eksi K kadar buradan kibrit alıyor ama bir de fark etme olayından kaynaklanan bir hamlesi daha var. O yüzden elini cebine 2N eksi K artı 1 kadar atıyor. Bir tanesinde boş olduğunu anlıyor. Bu tabii filmi ben sol cebe göre çektim. Bu filmi sağa göre çekerseniz aynı olasılıktan bir tane daha olacak. O yüzden çarpı 2. Yani sonuç buradan ne oluyor? 2N eksi K'nın N'lisi bölü şu ikiler sadeleşirse 2N eksi K. Sonuç bu. Yani onlar kahvelerini içerken bu soruyu işte genel olarak çözüyorlar ve sonra da bu nasıl matematik, popüler matematik sorular arasına giriyor bu soru. Halbuki bana ait değil, hocasının sorusu bu. Ama bana orada çözmüş soruyu falan. Şimdi burada bitireceğim artık ama yani sık yorulmuşsunuzdur. Buradan iki tane güzel sonuç çıkıyor. Yani şimdi burası da ilginç. Matematikte bu çok olur. Olasılık sorusu birdenbire denklem sorusuna gidebiliyor. İki tane soru soracağım arkadaşlar. Yarına size ödev olacak bu iki soru. Birinci soru. PK olasılığı K'nin hangi değeri için en büyüktür. Bunu aslında sezgisel olarak söyleyebilirsiniz şu an. K'ye hangi tam sayı verirsem bu olasılık en büyük olur. K kaç olursa. Bir tane daha bir eşitlik var, onu aklımda tutamıyorum.
PK eşittir 2N eksi K'nin n'lisi kesreni kullanarak kullanarak 2N'in n'li kombinasyonu artı 2 çarpı 2N eksi 1'in n'li kombinasyonu artı 2'nin karesi çarpı 2N eksi 2'nin n'li kombinasyonu artı nokta nokta 2 üzeri n çarpı n'in n'lisi eşittir 2 üzeri 2n. Eşitliğini kanıtlayınız. Bu olasılık şu eşitliğe nasıl dönüşür? Yani bunu formal kanıt yöntemiyle kanıtlamaya çalışsanız ben bir kere denedim. Bir A4 kağıdı doluyor. İkinci A4 kağıdı da doluyor. Yani yarısını geçiyor. Felaket bir şey oluyor. Ama şunu kullandığın zaman bakın olasılığın böyle bir kombinasyona nasıl karşılık geldiğini. Bunu da bir düşünürseniz yarına. Bunun için cevap buldunuz mu sezgisel olarak? K'ya kaç verirsek? 5. Nereden çıktı 5 ya? N'de mi en büyük olur acaba? Yani sezgisel bulmak da çok kolay değil belki ama bulunabiliyor sezgisel olarak. Yani kaç kibrit kalırsa K çünkü kibrit sayısıydı değil mi? Bir cep boşaldığında öbür cepte kaç kibrit kalırsa o olasılık en büyük oluyor. Yarın bakalım. Sıfır olabilir evet. Bir de olabilir. Sıfırla bir aynı yere geliyor. Ama bunun kanıtı lazım. Afiyet olsun.